Özellikle sınav sonucu istediği gibi gelmeyen bazı arkadaşlar. Ben başka bir bölüm yazayım. Yatay geçişle ya da çift ana dalla bir başka bölümle ilerlerim yoluma diye düşünebiliyor. Bu özellikle mimar fakültesinde en yüksek puanını alan mimarlık bölümü üzerine kurulan hayallerle oluyor. Elbette ki bazı mimarlık bölümü öğrencileri de inşaat mühendisliğinde ya da yine mimar fakültesinde bulunan başka bölümlerde çift ana dal ya da yan dal yapabiliyor. Fakat söylediğim gibi genellikle bu hayal şunun üzerine kuruluyor. Puanı mimarlığa yetmeyen arkadaşlar peyzaj mimarlığını, şehir planlamayı ya da iç mimarlığı yazayım. Ben çok çalışırım, orada toparlarım. Orada toparladıktan sonra mimarlığa geçiş yaparım diye düşünebiliyor. Evet, böyle bir yol var. Evet, böyle bir yöntem var. Fakat bilinmesi gereken bazı gerçekler var. Öncelikle bunu her üniversite sağlamıyor. Her üniversite sağlamadığı için gideceğiniz üniversitenin çift ana dal ve yan dal programlarının olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Bir başka nokta ise bunun sınırlı bir kontenjan ile yapıldığını bilmeniz lazım. Yani herkesi hadi sen çift ana dal yap, hadi sen yan dal yap gibisinden kabul almıyor üniversiteler. Üniversiteler kendi artık ihtiyaç listelerine göre, artık kendi yeterlilik kriterlerine göre böyle kararlar alarak diyor ki sen tamam çift ana dal yapabilirsin, sen yan dal yapabilirsin. O nedenle tercih dönemindeyken ben işte peyzaj mimarlığını yazayım, sonra mimar olayım, şehir planlama yazayım, sonra mimar olayım hayali aslında zorlu bir süreç. Eğer ki bu duygu düşünce haline girmiş durumdaysanız, ya ben bunu yapmak istiyorum diyorsanız öncelikle şuna bir karar verin. Mimarlığa geçememe ihtimaliniz de okuyacağınız bölüm sizleri ne kadar tatmin edecek, sizleri ne kadar mutlu edecek ya da siz bu bölümleri, siz bu meslekleri ne kadar başarıyla ilerletebileceksiniz. Bunu düşünmedikten sonra gerçekten de hayatınızı da aldığınız yanlış bir karar olarak sizlere kötü yönde etkiler. Çünkü dediğim gibi bir her üniversite bu imkanı sunmuyor. İki üniversite size böyle bir imkan sunsa bile o sınırlı kişi arasına girmeniz gerekiyor. Ki oradaki kriterlerden birisi de kesinlikle not ortalaması oluyor. Eğer ki not ortalamanız yeterli olmazsa zaten böyle bir durum gerçekleşmeyecek. Ki şöyle söyleyeyim, evet mimarlık fakültesindeki en yüksek puanını alan bölüm mimarlık olabilir ama diğer bölümlerle mimarlığın çalışma disiplini birbirine çok benzer olduğu için mimarlık kadar zorlayıcı bölümlerle baş başa kalacaksınız. Bahsettiğim diğer bölümleri tercih ettiğiniz zaman ki bu bölümlerde yüksek not ortalaması yapmak kolay değil. Haydi bunu yaptınız diyelim. Yüksek not ortalaması yaptıktan sonra hem mimarlığı hem de atıyorum iç mimarlığı hem mimarlığı hem peyzaj mimarlığını götürmek mümkün değil. Bu bahsettiğim durum aslında mümkün değil. Yanlış bir tabir oldu. Çok zorlayıcı bir durum. Lütfen düzeltiyorum kendimi. Mümkün değil demeyeyim. Bunu yapan arkadaşlarım var. Ama ne kadar zorlandıklarını ben yakından takip edebildim. Hatta bu durumdan vazgeçip bırakan arkadaşlarım da var. Çünkü gerçekten de zorlayıcı disiplinler arasından iki tanesini yürütmeye çalışıyorsunuz. Bu durum sadece işte puanını yükseltmek ya da sıralamayla giremediği bölüme geçmek için çabalayan arkadaşlar için değil, mimarlık okuyan arkadaşlar için de geçerli. Mimarlık okurken gerek inşaat mühendisliğinde gerek iç mimarlık olabilir, peyzaj mimarlığı, şehir planlama olabilir. Bunlarda da çift ana dal yan dal yapmak gerçekten zorlayıcı bir süreç. O nedenle şimdiden bir hevesle ben yaparım ya özgüveniyle atacağınız adımları bir kere daha düşünün derim. Çünkü bunu başarabilenlerle bu noktada hayal kırıklığına uğrayanlar arasında bir değerlendirme yaparsak maalesef ki hayal kırıklıkları daha fazla. Kesinlikle size bunu yapamazsınız, bu başarılmayacak bir şey demiyorum. Evet, bunun hem yasal olarak hem de yöntem olarak yapılabildiği açıkça ortada ki zaten yapılamayan bir şey olmuş olsa bunun konusu dahi geçmez aramızda. Ama lütfen hayallerinizi kurarken kendinizi buna göre hazırlayın. Sonrasında üzülmemek için. Ama belki de gerçekten sizleri hayaline ulaştıracak yöntem budur. Belki sizler üniversite sınavında başarılı olamamışsınızdır ama mimarlıkta çok başarılı olabilirsiniz. Nitekim üniversite sınavı kimya gibi, biyoloji gibi branşlarda da sizleri sınıyor. Ama mimarlıkta, planlamada ya da iç mimarlıkta, peyzajda
Ne kimyadan iz var, ne biyolojiden iz var. Evet, matematiği, fiziği kullanmamız gereken noktalar oluyor. Çok fazla değil, yine böyle müfredatının çoğunluğunu kapsıyor diyemem. Küçük bir kısmı olarak söyleyebilirim aslında. Evet, üniversite sınavında sizleri eleyen şeyleri kullanmayacak olabilirsiniz. Yani eğer ki şunda diretiyorsanız, ben kimya, biyoloji gibi branşları başaramadığım için mimarlık kazanamadım. Ama ben mimar olmayı çok istiyorum. Mimar olabilecek yeteneklere de sahibim diyorsanız, ya da iç mimar, peyzaj mimarlığı ya da planlama için de bunu söyleyebiliriz elbette. Evet, böyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Çift anadal ve yan dal yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi verdiğim tavsiyeleri lütfen dikkate alın. Çünkü sonu hayal kırıklığı olsun hiçbirimiz istemeyiz. Sonuçta siz de mimarlık hayaliyle bir iç mimarlık, bir planlama, bir peyzaj mimarlığı tercih ettiğinizde birisinin yerine o bölüme gitmiş oluyorsunuz. Yani kontenjanı bir kişi siz dolduruyorsunuz. Durum böyle olunca maalesef belki çok iyi bir plancının, belki çok iyi bir peyzaj mimarının önüne geçmiş oluyorsunuz. Onun bu eğitimi almasını engellemiş de olabiliyorsunuz. Tabii ki bu kadar hassas bir şekilde tercih yapmak elbette ki mümkün değil. Herkes kendi hayatını, kendi düzenini kurmaya çalışıyor ama bazı şeyleri de duymak gerekiyor, bazı şeyleri de bilmek gerekiyor. O nedenle bunu açıklamak istedim. Çünkü bu da önüme çokça gelen soruların başında geliyordu. Ben işte mimarlık kazanamadım. Çift anadal ve yan dalla buna çözüm bulmaya istiyorum. Buna çözüm bulmaya çalışıyorum diyen arkadaşların sayısı gerçekten kalabalık. O nedenle öncelikle iyi bir araştırma sürecine girin. Çift anadal ve yan dal hizmeti sunan üniversitelere iyi bakın. Mümkünse oradan birileriyle irtibata geçmeye çalışın. Prosedürü neymiş? Hocaların beğendisi neymiş? Nasıl bir sistem sonucunda size çift diploma verecekler? Bunları öğrenmeye çalışın. Artık her üniversitenin sosyal medya hesabı var. Oralara soru yöneltebilirsiniz. Oralardan o üniversitelerde, o bölümlerde okumuş arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Ya da şu an birçok üniversitenin tercih zamanı öğrenci destek programları var. Yani üniversitelerini, bölümlerini tanıtıyor. Sizler de bunu o noktalarda değerlendirip hareket edebilirsiniz. Umarım yine sizler için faydalı bir yayın olmuştur. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.